Lezzetlerin Mutfağı'ndan merhaba. Bugün brownie kurabiye yapıyoruz. Öncelikle şerbetimi yaparak başlayacağım. Bunun için 1,5 su bardağı sütümü sos tenceresine alıyorum. İçerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Ve şimdi şerbetimi ocağa alacağım. Şerbeti şeker eriyene kadar karıştıracağım. Kaynamasına gerek yok şerbetin. Şekerin erimesi ve sütün bir miktar ılması yeterli. Şerbetimiz hazır. Dediğim gibi kaynamasına müsaade etmedim. Sadece şeker eriyene kadar karıştırarak ısıttım. Şimdi kurabiyelerimizin yapımına geçiyoruz. Bunun için 125 gram tereyağı karıştırma kabımı alıyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında bu arada. Oda sıcaklığında tereyağın ne olduğunu göstermek istiyorum bu aşamada bir de ben sizlere. Şöyle tereyağı elimize aldığımızda gördüğünüz gibi yumuşacık. Hiç zorlanmıyoruz bastırırken. Tereyağınız eğer oda sıcaklığında olmazsa kurabiyenizin hamuru toparlanmaz, şekil almaz. O yüzden mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi yapımda devam ediyoruz kurabiyemizin. Tereyağın içerisine 1 adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Onu da ekliyorum. Ve 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum hamuru. Sıvı malzemelerim karıştı. Şimdi içerisine kakaoyu ekliyorum. Kakaomuz 2 yemek kaşığı. Şimdi unu ekliyorum yavaş yavaş. Bununla birlikte bir tatlı kaşığı kabartma tozum var. Onu da ekliyorum. Şöyle una karıştırıyorum. Kurabiye hamurumuz hazır. Ele yapışmayan ama yumuşak kıvamda bir hamurumuz var. Şimdi küçük küçük parçalar alıp yuvarlayacağız. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz ama benim tavsiyem olabildiğince küçük tek lokmalık kurabiyeler yapmanız. Ben şu boyutta yapacağım örneği. Bir miktar da kabaracak zaten fırında. O yüzden tam bir lokmalık güzel bir kurabiye olacak. Şimdi yağlı kaselerimiş fırın tepsisine diziyorum kurabiyelerimi. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım şu anda ısınıyor. Kurabiyelerimiz hazır. Tam 30 tane kurabiyemiz çıktı. Ama bu miktar sizin kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre mutlaka değişecektir. Fırınımı söylemiş olduğum gibi 180 derecede ısıttım. Şimdi kurabiyelerimizi pişirmeye veriyoruz. Tam 10 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz pişti. Ama pişme süresi sizin fırınıza göre değişebilir. Kurabiyelerin üzerinin çatlaması piştiğinin göstergesidir. Şimdi kurabiyeleri fırından alıyoruz. Kurabiyelerimiz hem güzelce kabarmış hem de üzerleri çatlamış. Şimdi hiç vakit kaybetmeden fırından alır almaz kurabiyelerimizi teker teker alıp şerbetimizin içerisine batırıyoruz. Ve servis tabağına alıyoruz. Kurabiyelerimizin tamamını şerbetin içerisine batırıp çıkarttık. Şimdi kalan şerbeti üzerine bir kaşık yardımıyla gezdireceğim. Kurabiyelerimiz hazır. Üzerine döktüğümüz şerbeti de güzelce çekti. Şimdi süslüyoruz. Bunun için Antep fıstığı kullanacağım ben. Eğer dilerseniz Hindistan cevizi, fındık, fıstık, istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Brownie kurabiyelerimiz hazır. Bu arada son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sütün tamamını kullanmadım. Ben bir çeyrek su bardağı kadar kaldı. Sadece ihtiyacınız olan kadarını kullanın. Kurabiyelerinizin büyüklüğüne ya da pişme süresine göre değişecektir çünkü ihtiyacınız olan süt. Brownie kurabiye tarifini YouTube kanalının abonelerinden sevgili Melike istemişti benden bir süre önce. Melikeciğim umarım faydalı olur video senin için. Sana bir de küçük sürpriz yapmak istiyorum ben. Eğer adresini ve telefon numaranı info@kayserimutfak.com mail adresine yollarsan sana küçük bir hediye göndermek istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.